okullar Corona virüsün adeta merkezi haline gelmiş vaziyette çocuk birbirine bulaştırıyor eve götürüyor annesini annesi işe gidiyor babasına bulaştırıyor babası işe gidiyor markete marketteki o arkadaşına ona buna derken takibi bile imkansız hale gelen bir tablo ortaya çıkıyor okullarla ilgili acele edildiğini düşünüyorum bir noktada da Merkel'e az da olsa hak veriyorum çok büyük baskı geldi. Annelerden, babalardan, eyalet başbakanlarından. Ama okullar maalesef koronavirüsün yayıldığı en önemli noktalardan bir tanesi haline gelmiş vaziyette. Binlerce öğrenci karantinada. Binlerce öğretmen karantinada. Buna rağmen hiçbir şey yokmuş gibi devam edilmesini ben doğru bulmuyorum maalesef okullarla ilgili çok sıkı tedbirlerin alınması gerekiyor. Ya bu iş uzadıkça bakın şunu sor, düşünelim. Ne yapıyor Merkel? Çıkıyor diyor ki işte bir 20 gün sonra bakacağız diyor. Birazcık işler yolunda görünüyor diyor ama bir bakıyoruz bir ay daha uzadı. O bir ayın dolmasına yakın 20. gün bir daha toplanıyorlar eyalet başbakanlarıyla beraber diyorlar ki şunu değerlendireceğiz bunu değerlendireceğiz. Hop diyorlar bir ay daha gitti değerli izleyicilerimiz insanların gerçekten psikolojileri bozuldu işleri bozuldu cebinde milletin para kalmadı tüketimler arttı faturalar arttı sosyal yardımlar yerinde saydı Biz bu ekrandan defalarca anlattık anlatmaya da devam edeceğiz diyoruz ki bir sefere mahsus olmak üzere öyle 15-20 euro 100 euro falan değil en az bakın her aile 2000 euro sosyal yardım korona tazminatı adı altında verilmesi gerekiyor. Şimdi birileri diyor şunu söyleyebilir. Atma kardeşim parayı nereden bulacağız? Değerli izleyicilerimiz. Ben Almanya'yı anlatıyorum. Türkiye'yi anlatmıyorum. Ya da Uganda'yı anlatmıyorum. Kenya'yı, Etiyopya'yı anlatmıyorum. Almanya'yı anlatıyorum. Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesini sizinle paylaşıyoruz. Bakın durumlar hiç de iyi değil. Son bir yıl içerisinde marketlerde, çarşıda, pazarda fiyatlar en az en az yüzde on Almanya'da artmış vaziyette. Ama sosyal yardımlar yerinde sayıyor. Şimdi bu sosyal yardımlarla ilgili de sıkıntı var. Bakın beni Sosyal yardım alan tüm vatandaşlarımız lütfen çok dikkatli bir şekilde takip etsin. Sistem öyle bir kurulmuş ki Avrupa'da sadece Almanya değil mi? Bakın. Vatandaşını adeta dilenci yapmış. Diyeceksiniz ki, olur mu kardeşim öyle şey? Olur, bal gibi olur. Şimdi biz diyoruz ki vatandaşa işte kira yardımı yapılıyor çocuk parası ödeniyor, o ödeniyor, bu ödeniyor değil mi? Tamam güzel. Ya vatandaşa öyle 115 euro işte çocuk parası yok bilmem kaç para kira yardımı falan yerine şu sosyal yardımları kaldırın ama doğru düzgün bir maaş verin. Bak doğru düzgün bir maaş verin. Asgari ücret yükseltilecek. Almanya'daki kiralık evlerin fiyatları, market, çarşı, pazar fiyatları vesaire toplanacak ve denilecek ki kardeşim biz bir işçiye en az bu kadar maaş veriyoruz diyeceğiz. Bu kadar. Şimdi çocuk parasıydı. Oydu buydu. Adeta dilenci yapmışlar. Kusura bakmayın sosyal yardım alanlar bu dilenci kelimesini ben mecazen kullanıyorum. Sakın yanlış anlamayın. Yapacaksınız böyle bir şey yapın kardeşim. Doğru düzgün bir maaş verin. Almanya'da emekli olanlar kaç para maaş alıyor? Kaç para ev kirası veriyor? Kaç para fatura ödüyor? Hadi cevap verin. Almanya'da emekli maaşı 700-800 euro civarında. Yüksek alanlar yok mu? Var tabii ki. Hadi 1000 euro alıyor diyelim. Hadi 1200 euro alıyor diyelim. 700-800 euro zaten ev kirası. Bu adam ne yiyecek? Ailesiyle beraber, eşiyle, çocuklarıyla beraber ne giyecek? Hangi faturayı ödeyecek? Soruyorum size. Ne yapsın kardeşim bu vatandaş? Onun için diyoruz ki insani çerçevede bir maaş verin. Hiç kimse para yok, şu olur, bu olur, yok Almanya batar gibi yorumlar yapmasın lütfen. Almanya, Almanya'dan bahsediyoruz. Yapmayın. Avrupa Birliği'nin en güçlü devleti, dünyanın en güçlü 5 ekonomisinden bir tanesi. Sanayinin zirvede olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Yapmayın, yapmayın, yapmayın. O nedenle sosyal yardım alanlarla ilgili bir devrim yapılması gerekiyor. Bu sistemin değişmesi gerekiyor. Yüksek maaş, yüksek emeklilik maaşı, yüksek asgari ücret bu işi çözecektir. İşletmelere gerekirse devlet yardım edecek. Maaşların bir kısmını devlet ödeyecek. Ama şu sosyal yardım psikolojisinden milleti çıkaracaklar kardeşim. Koskoca Almanya koronavirüs döneminde sadece çocuk başına 150 euro ödemenin kararını aldı. Başka hiçbir şey almadı. İşletmelere geçen yılki cirolarının %70'i ödeniyor, ödenecek. Böyle bir karar alındı. Bunun dışında emekliye para yok, ev hanımına para yok, işçiye ekstra para yok. Bir tek 150 euro çocuk parası. Başka hiçbir şey yok. Tamamı bu. Ve koronavirüsle ilgili 20 milyar avro civarında bir yardım yapıldı Almanya'da. Koronavirüsle ilgili bugüne kadar 20 milyar avro yardım yapıldı. Başka yardım yok. 20 toplam Almanya'daki toplam 20 milyar avro. İşletmeler batmaya devam ediyor, iflas bayrağını çekmeye devam ediyor. İşçilerimiz gerçekten büyük bir sıkıntı içerisinde. Çünkü geçinebilmek Almanya'da her geçen gün daha da zorlaşıyor. Şartlar zorlaşıyor, hayat pahalılaşıyor. Anlatıyoruz, diyoruz ki. Bu paralarla vatandaş sosyal yardımların dilencisi olmuş kardeşim. Sen 800, 900 euro hadi 1000 euro, 1200 euro emekli maaşı vereceksin. Adam 800, 900 euro ev kirası ödeyecek. Eline de 200, 300 euro kalacak ya da kalmayacak. Nasıl geçinecek sizlere soruyorum. Hadi al diye gidelim. Gebimize 200 euro koyalım. Kaç sefer gidersin? Ne alırsın ne alamazsın. En ucuz etin kilosu ne kadar olmuş son bir yılda? Ne kadar artmış? Bunun mutlak surette değerlendirilmesi gerekiyor. Aksi halde vatandaş sosyal yardımların dilencisi olmaya devam edecek. Hiç kimse kusura bakmasın. Dilenci kelimesini o bildiğimiz anlamda kullanmıyorum. Mecazen kullanıyorum. Almanya'da Örgütlü mültecilere yardım kuruluş olan pro eşli bir açıklama yaptı. Şimdi bu sivil toplum kuruluşu diyor ki Türkiye ile Avrupa Birliği yeni bir mülteci anlaşması yapmasın diyor. Yani Türkçesi şu. Suriye'de savaş çıktı. Milyonlarca insan şu an en az 5 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. 3-5 kuruş para verdiler ya da vermediler Avrupa Birliği o da 50 tane takla atarak üç kuruş verdiler ya da vermediler. Türkiye bugüne kadar en az 70 milyar dolar para görünen değerli izleyicilerimiz Suriyelilere para harcadı. 3 milyar euro verdiler diye diyorlar ki bir daha yardım bir daha sözleşme yapmayın diyorlar. Anlaşma yapmayın diyorlar. Ben de şunu söylüyorum. Vicdanınız kurusun kardeşim sizin. Türkiye'nin etine budu ne? Siz koskoca Avrupa Birliği, bütün ülkelerden bahsediyorum Avrupa Birliği'ne dahil olan ülkelerden. Toplasanız 2 milyon kişi almadınız. Türkiye tek başına yaklaşık 5 milyon Suriyeli ev sahipliği yapıyor. Bir de utanmadan, sıkılmadan kalkıp diyorsunuz ki artık Türkiye ile herhangi bir Göçmen mülteci anlaşması yapmayın, para vermeyin. Vicdanınız kurusun. Yazıklar olsun. Türkiye kapıları açıyor. Niye kapıları açtınız? Türkiye diyor ki, gelin kardeşim el birliğiyle bu sorunu yerinden, kökünden çözelim diyor. Suriye'nin kuzeyinde bu insanların yaşayabileceği şehirler kuralım, evler yapalım diyor. Şu an Türkiye yapıyor orada. Bir tane Avrupa Birliği ülkesi elini cebine atmıyor. Merkel açıklama yapıyor diyor ki: Türkiye'yi takdirle karşılıyorum. Fransa Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki: Mülteciler konusunda Türkiye'yi takdir ediyoruz diyor. İngiltere başka bir şey söylüyor. Hollanda başka bir şey söylüyor. Hep ya kardeşim bu boş laflar karın doyurmuyor. Boş laflar karın doyurmuyor. Türkiye'nin de boş laflara karnı tok. Yapmayın, etmeyin. Mülteciler konusunda yeni bir anlaşma yapılmayacakmış. Yaptığınızda ne oluyor kardeşim? Yapsanız da aynısınız, yapmasanız da aynısınız. İnsan haklarından, demokrasiden bahsediyorsunuz. Ondan sonra da Suriyeliler ölsün diye Yunanistan Avrupa Birliği'nin batıdaki doğudaki girişi doğudaki girişi insanları denizde öldürüyor, geri itiyor. Soyup bu insanları Meriç Nehri'nden Türkiye'de Yunanistan arasındaki Meriç Nehri'nden geçen göçmenleri üstlerini, başlarını soyuyorlar, paralarını, cep telefonlarını alıp çırılçıplak halde Türkiye'ye kovuyorlar tekrar. Ben bunları yayınladım. Hatırlayacaksınız emekli TV takip edenler. Bu mu sizin insanlık anlayışınız? Bu mu sizin vicdanınız? Anlaşma yapmayacaklarmış. Biz de ölüyoruz zaten. Türkler ölüyor zaten. Ne olur gelin bizimle mülteci anlaşması yapın diye. Bir kere siz kendi içinizde ırkçılığı bırakın. ırkçılığı.